Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Arduino kullanarak 4'lü 7 segment display uygulamasını yapmaya çalışacağız. 4'lü 7 segment display kısaca nedir? Buna bakacak olursak, mantık olarak bakacak olursak 4 adet tekli display'den oluşan bir cihaz. 4 adet display çok fazla pin kaplatından tek bir cihazla birleştirip kullanışlı hale getirilmiştir. Normalde tek bir display'in ekran görüntüsü buyken 4'lü display'in budur. Yani 4 tane tek display'den oluşuyor. Normalde bir display'de 5-5-10 adet pin bulunmaktadır. Fakat 4'lüsünde 6-6-12 pin ile bu işlemi gerçekleştirmiştir. Yani tek başına 4 tane display kullansaydık 40 tane pin kullanmamız gerekecekti. Fakat burada 12 pinli işi halletmiş oluyoruz. Peki devremizi inceleyecek olursak. Devremizde bir adet 4'lü display kullandık. Display'in bağlantıları biraz karışık fakat farklı renklerde olduğu için hangi pinin hangi kabloya bağlandığını kolayca ayırt edebiliriz. Şurada ufak bir hata olmuş. Normalde bu pinin yeri burası olması gerekiyordu. Bu hatayı görmezden gelerek devam edecek olursak sırasıyla 9, 2, 7, 10, 11, 3 nolu pinlere bağlantılarını yaparak üst taraftaki bağlantıları tamamladık. Daha sonra alt taraftaki kısımda ise sırasıyla 5, 6, 5, orta ucu boş bırakıyoruz. 4, 8 ve 12 nolu pinlere bağlayarak bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. Devremizi breadboard üzerinde kuracak olursak. Devremizin breadboard bağlantısı bu şekildedir. Çok fazla pin olduğuna kablolardan kaynaklı bir karmaşa var. Kodumuzu yükleyecek olursak hemen. Evet, şu an kodumuzu yüklemesi tamamlandı ve sayma işlemi başlandı. Ekrandan kaynaklı şu an sayılar gidip geliyor ama normalde böyle değil. Sayılar düzgün okunuyor. Büyük ihtimal frekansı uyumlu olmadığı için kamerada o şekilde gösteriyor. Time işlemi bu şekilde devam ediyor. Siz durdurana kadar da devam edecek. Kodlama ve yazılım kısmına bakacak olursak. Devremizin çalışması için gereken kodlar burada mevcuttur. Bu display, dörtlü display ekranın kodları biraz karmaşık. Elimden geldiği kadar basit ve sade anlatmaya çalışacağım. İlk önce sayıcı işlemi için say tipinde bir adet değişken tanımlıyoruz. Daha sonra pinlerimizi yani display ekranımızın hangi pinini hangi porta bağladık. Bunları belirtiyoruz. Daha sonra 4 adet değişken tanımlıyoruz. Bunları 9, 10, 11 ve 12 değerlerini veriyoruz. Daha sonra biz 10 satırlık 7 sütunluk olmak üzere bir adet dizi tanımlıyoruz. Bu dizimize biz rakamları tanımlamamız gerekecek. Sırasıyla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarını bu diziye tanımlıyoruz. Biz ihtiyacımız olduğu zaman bu diziden bu rakamları çekeceğiz. Setup kısmına giriyoruz. Biz setup kısmında bir adet for döngüsü kullandık. Bu for döngüsünde 2'den başlamak üzere bir adet i değişkeni tanımladık. Ve bu i değişkeni 12'ye gelene kadar birer birer artacak. Ve her arttığında o pini output olarak verecek. Yani 2 nolu pin output olacak, artacak. 3 nolu pin output, 4 nolu pin output diyerek 12 nolu pine kadar tüm pinlerimizi output olarak tanımlayacak. Bu for döngüsü yerine i'leri alt alta yapıp 2 output, 3 output, 4 output da yazabilirdik. Fakat çok fazla kod kalabalığı olacağı için bir for döngüsüyle bu işlemi hallettik. Daha sonra bu 4 adet değişkenimizi pasif hale getiriyoruz. Yani low konumuna getiriyoruz. Setup'umuzun alt kısmında ise interrupt fonksiyonunu aktif hale getiriyoruz. Bu interrupt fonksiyonları sabit kodlar. Bunları direkt gördüğünüz şekilde yazabilirsiniz. Daha sonra buraya da bir adet timer yani sayıcı koymuş. Buradaki kodlar 1 saniye aralıklarla çalışır. Biz buraya sayıcıyı eklemişiz. Yani her saniye sayıcı 1 artacak. Ki mantıklı bir kod satırı. Delay yerine timer kullanarak sayıcı işlemini gerçekleştiriyor. Daha sonra loop kısmına geldiğimiz zaman biz 4 adet değişken tanımlamıştık. Bu değişkenlerden bir tanesi en başta olan 1, diğerleri 0 konumuna geliyor. Bunu birler satır için yapıyoruz. Daha sonra bunu onlar, yüzler ve binler olmak üzere diğer satırlar için de yapacağız. Daha sonra J adında bir adet değişken tanımlıyoruz. Bu değişkeni 0'dan başlatıyoruz ve 6'ya kadar saymasını istiyoruz. Ve her saydığında birer birer artacak. 0, 1, 2, 3, 4 diye 7'ye 6'ya kadar gidecek. Dijital çıkış olarak 0'dan başlamaya esas alırsak 2 nolu pin yukarıda kullandığımız dizileri bir tanesini çekecek. Sayıcı mod 10'u alacak. Bu birler basamağı yaptığımız için 10'u alıyoruz. Onlar yüzler ve binler basamağında bu 10 değişecek. Daha sonra yeninci diziyi bize çekecek. Bu işlemi sırasıyla 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu değişkenlere uygulayacak.
5 milisaniye bekleyecek ve onlar basamağına geçecek. Aynı işlemi onlar basamağı için yapacak. Burada mod almıştı, burada bölme işlemi yapmış. Buna dikkat edin. Mod alma işlemini daha sonra yapmış. Onlar basamağı için gerçekleşene göre yüzler basamağında aynı şekilde dizileri çekecek, sayma işlemini yapacak. Yüzler basamağından sonra 4. display ekranı binler basamağına geçecek. Binler basamağında sayma işlemini yaptıktan sonra 5 milisaniye bekleyerek tekrar binler basamağına geri dönecek. Bu şekilde sayma işlemi sonsuza kadar devam edecek. Videomuz buraya kadar. Eğer video size faydalı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.